Şimdi bir İskenderun'a uzanacağız. Orada da Balıkesir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Fikret Şahin bizimle birlikte hem de görsel bir şekilde oradan son durumu bize aktaracak. Tabii bir yandan da bir tıp doktoru olarak da belki bakışınız daha da farklı. Öngörüleriniz ve uyarılarınız da önemli aynı zamanda İskenderun özelinde. Sayın Şahin nedir durum diye soracağım. Çiğdem Hanım sesim geliyor mu acaba? Biz duyabiliyoruz efendim sizi. Buyursunlar. İskenderun'daki son durum, şahitlikleriniz şu an itibariyle ne oluyor? Belki yayın yapıyoruz ama şu an Hatay ile İskenderun arasında bir tesiste durarak bu yayına katılıyoruz. Sabahtan İskenderun'a uğradık. Orada yıkılan devlet hastanesinin binasında incelemede bulunduk. Çalışan sağlık çalışanlarımızın durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Maalesef iki günden bu yana barınma ve beslenme ile ilgili sağlık çalışanların ve il dışından görevlendirilmiş olan emniyet mensuplarının problemleri var. Bu konuyu da sizin vasıtanızda iletmek istiyorum. Tabii Hatay'a geçtik İskenderun'dan daha sonra. Maalesef Hatay'da söylenilenden daha fazla bir hasar var. Yani tarifi mümkün değil açıkçası. Daha önce de bir takım deprem alanları gördük ama yani Hatay gibisini ben de hiç görmemiştim. Hiç sağlam bir bina kalmamış. Yollar tamamen bozulmuş. Altyapı çökmüş. Ve tam bir kaos hali var. Organizasyonsuzluk var. Yani bir devletin orada, daha doğrusu devlet yönetimi kurumların yokluğunu hissediyorsunuz. Yani bak, Fikret Bey burada özellikle pek çok kişi Hatay'dan da bize gelen mesajlarda hep şöyle diyorlardı. Milletvekilleri gelebiliyor bu yollardan. Nasıl oluyor da onlar gelebiliyorken yani ekiplerin gelememesinin sebebi nedir? Buradaki sıkıntı nedir? Buradaki mesela siz oraya giderken yol konusunda, ulaşım konusunda bir sorun yaşadınız mı? Ya da yaşanan sorunlar tam olarak nedir? Şu anda yeterince ekip çalışıyor o noktalarda diyebiliyor muyuz? Enkazlar konusundaki gözleminiz aynı zamanda nedir? Özür diliyorum. Buyurun o zaman şöyle yapalım. Sizin şu anda anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz her ne varsa onları alalım. Çünkü bağlantıda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Peki galiba buyurun. Özür diliyorum. Sesinizi alamadım ama tam bir kaos hali var. Hani söylemek istedim. Bir organizasyonsuzluk var. Mutlaka bir koordinasyonun sağlanması gerekir. Yollarda çok fazla yardım tırları var ama kimi hangi malzemeyi nereye bırakacağım belli değil. İş makineleri var, makine boş duruyor. Diğer taraftan vatandaş kendi elleriyle kaldırmaya çalışıyor. Yani bunları buluşturmak gerekiyor mutlaka. Büyük bir organizasyon eksikliği var. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı da bir bağlantı kuramıyoruz ama meramı anladık. Aslında nereye dokunsak aynı şeyi söylüyorlar. Organizasyon eksikliği. Sözünüz yarım kalmasın efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bütün